Arkadaşlar merhaba. Son ünitemize başlıyoruz. 19. ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayat. İki bölümde arkadaşlar anlatacağım bu üniteyi. İlk bölümümüze başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzde özellikle imparatorlukların ulus devletlere dönüşümleriyle yaşanan demografik değişim, yani nüfus değişimlerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar bu bölümde dediğim gibi imparatorlukların ulus devletlere dönüşümleriyle yaşanan demografik değişim, yani nüfus değişiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yaşanan nüfus hareketleri, demografik değişim, milli devlet anlayışı, Avrupa'da yaşanan değişimlerin Osmanlı Devleti'ne etkileri. İlk videomuzda arkadaşlar bu bölümlerden sizlere bahsedeceğim. Şimdi ilk konumuzda başlıyoruz. İmparatorlukların ulus devletlere dönüşümleriyle yaşanan demografik, yani nüfus değişimleri arkadaşlar. Fransız ihtilalini hatırlayalım. Bu ihtilalin dedik arkadaşlar ortaya çıkardığı çok önemli bir akım vardı. Biz buna milliyetçilik demiştik. Milliyetçilik akımı. Şimdi bu milliyetçilik akımından dolayı arkadaşlar çok sayıda ulusu barındıran imparatorluklar dedik bir yıkılma sürecine girmişti. Çünkü milliyetçilik akımının temelinde ne vardı hatırlayalım, defalarca bahsettik. Önemli bir arkadaşlar gelişmeydi. Fransız ihtilali ve yaydığı milliyetçilik akımı. Şimdi milliyetçilik akımına göre her ulus, her millet dedik kendi devletini kuracak. Bu da ne demek oluyordu? Çok uluslu imparatorlukların bir yıkılma sürecine girmesi, ki Osmanlı Devleti de arkadaşlar biliyorsunuz Fransız ihtilalinden olumsuz etkilenen devletlerden birisiydi ve biz de dedik milliyetçi isyanlar, işte Sırp isyanıdır, Yunan isyanıdır, diğer arkadaşlar Balkan isyanları, bunlar hepsi dedik milliyetçilik akımından etkilenerek ortaya çıkan isyanlardı. Yine arkadaşlar burayı çiziyorum, yine arkadaşlar altını çizdiğim ve kırmızıyla yazılmış yerleri not alacağız bu ünitemizde de. Yine arkadaşlar 1815 hatırlayalım, Viyana Kongresi'ydi. 1815 yılında başlayan ve 1879 tarihine kadar devam eden ihtilaller zinciri Avrupa'nın birkaç ülkesi dışında bütün ülkelere yayıldı. Yani Fransız ihtilali ve arkadaşlar ardından gelen 1830 ve 48 ihtilalleri ve diğer gelişmeler ne yapacak? Avrupa'ya arkadaşlar yayılacak. Sadece birkaç ülke bunun dışında kalacak. Bunun haricindeki diğer ülkelere, tüm Avrupa'ya arkadaşlar bu gelişmeler etkileyecek ve yayılacak. Yine özellikle imparatorluklar içerisindeki dedik farklı milletler, farklı gruplar arkadaşlar bu ister istemez bu gelişmelerden, bu fikirlerden etkilenerek özgürlüklerini almak için ne yapacaklar? Kral ve imparatorla mücadeleye girişecekler. Bu gruplardan arkadaşlar daha önce de bahsettik yine. Ve yaşanan savaşlar sonucunda birçok Avrupalı göç etmek zorunda kalacak. Yani sadece arkadaşlar Osmanlı'ya göçler yok. Avrupa'da da aynı durum devam ediyor. Avrupalı arkadaşlar göç etmek zorunda kalacak. Yine Avrupa'da yaşanan bu siyasi ve toplumsal kargaşa ortamından kurtulmak isteyen bir kısım arkadaşlar Macar, Polonyalı ve Çek halkı ne yapacak? Osmanlı topraklarına arkadaşlar sığınacak. Bu grupları da bilelim, bizim için önemlidir. Şimdi arkadaşlar konumuzun giriş kısmı bu şekilde. Şimdi geldik diğer bir bölüme. Osmanlı Devleti'nde yaşanan demografik değişim, nüfus değişimi arkadaşlar. Buna bakacağız. Ne gibi hani nüfus hareketleri oldu, ne gibi gelişmeler oldu, buna neler sebep oldu, bunları inceleyeceğiz. Şimdi yine arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde isyanlar, Fransız ihtilalinin etkisi. İlk önce Balkan topraklarında, özellikle de Rumlar ve arkadaşlar Sırplar arasında görülecek. Zamanla bu milletler Osmanlı'dan ayrılacak dedik. Yine hatırlayalım arkadaşlar. İlk isyan eden Sırplardı. Ama arkadaşlar ne dedik? Bağımsızlığına ilk kavuşacak olan kimdi? Yunanlılar, yani Rumlardı. Balkan topraklarında arkadaşlar dediğim gibi isyanlar başlayacak. İlk önce Rumlar ve Sırplar dedik. Yine bunları hatırlatmış olalım. Yine arkadaşlar Osmanlı Avrupa'da aldığı yenilgiler ve toprak kayıpları sonucu orada yaşayanların Osmanlı topraklarına doğru göç etmeleri Osmanlı Devleti'ndeki demografik yapının, yani nüfus yapısının değişmesine sebep olacak. Buraya da arkadaşlar dikkat ediyoruz. Göç etmeleri, dediğim gibi burayı da çizelim. Osmanlı'nın kayıplarından, yenilgilerinden bahsettik. Avrupa'dan dedik artık bir geri çekilişimiz vardı ve arkadaşlar kaybettiğimiz bölgelerdeki dedik vatandaşlarımız azınlık durumuna düşüyordu. Tekrar bunları hatırlatalım ve bir göç hareketliliği başlamıştı. İster istemez bu da Osmanlı'daki demografik yapı, nüfus yapısının arkadaşlar değişmesine sebep olacak. Özellikle yaşanan göçlerle beraber kaybedilen arkadaşlar toprak gelirlerinde azalması Osmanlı maliyesi üzerinde de büyük bir yük oluşturacak.
Yani hem savaş kaybediyoruz, bir sürü tabii ki arkadaşlar savaş sırasında masraflar oluyor. Savaş kaybedince artık biliyorsunuz savaş tazminatı ödüyorduk. Bunun da beraber yine bir sürü insan arkadaşlar kaybettiğimiz bölgelerden nereye gelecek? Anadolu'ya, Osmanlı topraklarına. Bu da devlet için yeni arkadaşlar ne demek? Maliyetler demek. Yani ekonomik olarak Osmanlı'yı daha da arkadaşlar olumsuz olarak bu gelişmeler etkileyecek. Bunlara da dikkat edelim. Yine arkadaşlar göçmenlerin yerleştirildiği bölgelerde toprak, su ve güvenlik konularında sorunlar yaşandı. İsyanları, iç isyanları hatırlayalım arkadaşlar. Yine bunlar bu isyanların sebeplerindendir. Bunlara da dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar, milli devlet anlayışıyla devam ediyoruz. Şimdi milli devlet neydi? Ulusal devlet. Bu dedik anlayış Fransa'da ortaya çıkacaktı arkadaşlar. Ulusal askerlik ya da ulus devlet anlayışı yine aynı şekilde arkadaşlar askerliğin vatan hizmeti olarak yapılması bunlar Fransa'da ortaya çıktı dedik. Özellikle daha sonra Almanya ve İtalya gibi devletlerde de görülecek. Oradan da arkadaşlar Avrupa'ya doğudan başlayarak yayılmaya başlayacak. Oradan da arkadaşlar tüm dünyaya yayılacak. Yine Fransa'da ortaya çıktığını bilelim arkadaşlar. Milli ya da ulus devlet dediğimiz sürecin. Şimdi arkadaşlar normalde önceden hatırlayalım bakın. Milli devlette artık meşruiyetin kaynağı yani devletin gücünün dayandığı kaynak arkadaşlar ya da eskilerden hani imparatorluklarda neydi? Gücün dayandırıldığı kaynak. Önceden din, soy veya krallık olmaktı. Yani aynı o aileden gelmek bir soy bağı işte yani toprağa bağlı ya da aileye bağlı bir soyluk ya da hani kral vardı. Gücünü direkt kendisinden alıyordu arkadaşlar. Ya da dini kullanarak ne yapıyorlardı? Yönetiyorlardı. İşte Mısır'daki firavunlar gibi tanrı krallar mesela. Artık milli devletlerde arkadaşlar meşruiyetin yani gücün kaynağı ya da yasal olmanın işte devlet olmanın kaynağı din, soyluluk veya kral değil. Artık ne olacak milli devlette bunun kaynağı arkadaşlar? Laik yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı arkadaşlar yönetim tarzı demokratik yapı içerisinde kendini ifade etmeye başlayacak. Yani önceden gücün kaynağı din, soyluluk veya kralın kendisiyken artık arkadaşlar laik ve demokratik yapılanmalar ön plana çıkacak ki zaten bir hukuk kurallarından da arkadaşlar daha önce Vestfalya sürecinden modern devletler hukukunda bahsetmiştik. Artık milli devlette dediğim gibi ulusal ordular yine laik arkadaşlar devlet yapısı din ve devlet işlerinin ayrı olduğu yapı ve demokratik bir yapılanma sürecine doğru gidiliyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Yine bu çerçevede vatandaş kavramı genelleştirilecek ve böylece her yurttaş ülkenin egemenliğiyle direkt bağlantılı hale getirilmeye çalışılmıştır. Yani arkadaşlar artık bir vatandaş kimliği var. Hani ırkçılıktan ziyade ama kendi hani vatanını milletini seven vatandaşlık bağıyla bağlı arkadaşlar bir yapılanmaya doğru gidilecek. Özellikle ulus devlet anlayışının arkadaşlar en temel felsefi altyapısını 19. yüzyılda buraya dikkat ediyorsunuz. George Wilhelm Friedrich Hegel arkadaşlar şu kısmı Friedrich Hegel olarak da bilebiliriz. Burayı arkadaşlar bu ismi bileceğiz bu bizim için önemli sorularda testlerde karşımıza çıkar bu isme dikkat ediyoruz Friedrich Hegel'e. Bu arkadaşlar ulus devlet anlayışının felsefi temellerini atan altyapısını oluşturan arkadaşlar kişilerin başında geliyor bu isme dikkat ediyoruz. Yine devam ediyorum. Milli devletlerin hemen hemen tamamında arkadaşlar demokratik ve parlamenter yani meclis, parlamento, meclis arkadaşlar bir yapıdan yana olduklarını ileri sürseler de uygulamada milliyetçi anlayışı devam ettirdikleri için söyledikleriyle uygulamaları örtüşmemektedir. Avrupa'da arkadaşlar özellikle bu süreçler yaşanacak. Zaten bu hani ihtilaller sonrasındaki gelişmeler genelde bu tarz mücadelelerin arkadaşlar ya da fikirlerin sonucu olacak. Bunlara da dikkat ediyoruz. Yani konuşulanla tabii ki her zaman sahada yapılanlar aynı olmayabiliyor. Şimdi bir diğer gelişmeden bahsedeceğiz. Avrupa'da yaşanan değişimler Osmanlı'yı nasıl etkiledi? Şimdi bizde yaşananlar bizi nasıl etkiledi? Gördük arkadaşlar. Artık eski gücümüzde değiliz. O yüzden dedik ne olacak? Topraklarımıza çok fazla göçler yaşanacak. Toprak kaybedeceğiz. Elimizdeki toprak daralıyor alan olarak ama insanlar arkadaşlar göç etmek zorunda kalacak. Bu da asayişi, huzuru yine ekonomiyi dedik. Olumsuz anlamda etkiliyordu. Şimdi Avrupa'daki değişimler bizi nasıl etkiledi?
Ona bakacağız. Avrupa'da yaşanan değişimlerin Osmanlı'ya etkileri. Şimdi arkadaşlar, bir şark projemiz vardı. Hatırlayın, şark meselesi daha doğrusu. Osmanlı'yı dedik, Avrupalı devletler kademeli olarak arkadaşlar paylaşmak ve yok etmek, parçalamak ve yok etmek istiyorlardı. Şimdi Osmanlı Devleti'ni parçalamayı ve çökertmeyi hedefleyen Avrupalılar, Balkanlardan başlamak suretiyle yaptıkları arkadaşlar kışkırtmalarla Osmanlı topraklarında neyi başlatacaklardı? Milliyetçi ayaklanmaları. Zaten hani biraz önce de bahsettik. Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar başta olmak üzere arkadaşlar tüm Balkan milletleri zaten tek tek Osmanlı'ya karşı ayaklanacak. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlardan daha önce de zaten bahsettik. Yine arkadaşlar hatırlamış olalım. Dediğim gibi bu gruplar Osmanlı'ya karşı tek tek isyan etmeye başlayacaklar. Yani Avrupalılar arkadaşlar ya da Avrupa'da yaşanan bu gelişmeler gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkiliyor. Yine özellikle 20. yüzyıl, 19. yüzyıl arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Balkanlardan, Kafkaslardan ve Kırım'dan kitlesel göçler olacak. Son dönemlerde zaten arkadaşlar iyice artacak, biliyorsunuz sınırlarımız daha da daralacak. Özellikle 20. yüzyılda dağılma sürecimizde 19 ve 20. yüzyılda bu göçler daha fazla artacak. Özellikle arkadaşlar bakın Balkanlardan, Kafkaslardan, Doğu'dan ve Kırım'dan. Kırım çünkü Rusya'ya biliyorsunuz bağlandı tamamen arkadaşlar. Rusya'ya bırakmak zorunda kalmıştık. Sadece dedik dini yönden bölge halkını kendimize bağlamıştık ki orada kalmak istemeyen vatandaşlar ne yapacaklar? Anadolu'ya gelecekler. Balkanlar dedik çünkü milliyetçi isyanlar en çok nerede çıktı? Balkanlarda. O yüzden Balkanlardan da arkadaşlar Anadolu'ya ciddi göçler yaşanacak. Aynı şekilde Kafkaslardan arkadaşlar Anadolu'ya göçler başlayacak. Çünkü ne dedik? Baskılar var. Katliamlar yapılıyor arkadaşlar halka, Müslüman halka. Ve insanlar Osmanlı Devleti'ne mecburen arkadaşlar göç etmek zorunda kalacaklar. Bakın sadece Müslümanlar değil göç edenler, gayrimüslimler de. Niye? Çünkü Osmanlı'da ne var? Hoşgörü var. Yani biliyor Osmanlı'ya sığındığı zaman hani dininde, inancında kimse ona arkadaşlar yaşantısında karışmayacak. O yüzden bir kurtuluş olarak görüyor Osmanlı'yı. Ve özellikle arkadaşlar şimdi bir sürü göç hareketi var. Sürekli arkadaşlar demografik anlamda, nüfus anlamında sürekli bir hareketlilik var. Ve bu göçler tabii ki beraberinde sorunları da getiriyor. Ve bu sorunları çözmek için 1857 tarihli arkadaşlar bir muhacirun kararnamesi. Muhacir hani hicret eden, göç eden demek arkadaşlar. Biliyorsunuz muhacir hicret eden demek. Hicret de göç. Muhacirun kanunnamesi yayınlanacak ve arkadaşlar 1860'da 61 yıllarında muhacirin komisyonu kurulacak. Yani bu göçlerle ilgili arkadaşlar, bu gelişmelerle ilgili bir düzenleme yapılıyor. Bu kanunu arkadaşlar bileceğiz. 1857 muhacirin kanunnamesi ve 60 ile 61 yıllarında da arkadaşlar muhacirin komisyonu diye bir komisyon da kurulacak. Bu ikisi bizim için önemli. Yine devam ediyoruz Avrupa'da yaşanan değişimlerin Osmanlı etkilerine. Şimdi arkadaşlar özellikle 48 ihtilallerinden sonra ki işçi ihtilalleriydi bunlar daha çok hatırlayalım. Çekler, Macarlar ve Lehler yani bugünkü Polonyalılar önemli sayıda nüfus arkadaşlar Osmanlı topraklarına sığındı. Dedik ya sadece hani Müslümanlar gelmiyor diğer gruplarda ne yapıyor? Osmanlı'ya arkadaşlar sığınabiliyor. Yine özellikle 1831 ile 1882 yılları arasında Anadolu'daki Müslüman nüfus arkadaşlar giderek artıyor ve neredeyse iki katına çıkacak. Yani Müslüman nüfusun Anadolu'daki arkadaşlar varlığı daha da artacak sayı olarak da. Yine bu durumun oluşmasında arkadaşlar biliyorsunuz 93 Harbi'nin etkisi büyük olacak. Ne dedik? 93 Harbi arkadaşlar Rusya'ya karşı aldığımız büyük bir yenilgiydi. O yüzden bu savaşın etkileri arkadaşlar bizim için büyük olacak. İşte insanlar dedik ne yapacak? Orada azınlık olarak yaşamak istemeyecekler ve nereye gelecekler? Anadolu'ya arkadaşlar gelecekler ve böylece Müslüman nüfusun sayısı da oldukça artacak. Yine bu dönemde arkadaşlar Anadolu'ya aralarında Tatar ve Çerkezlerin de bulunduğu 1 milyondan fazla göçmen geliyor. Yani bakın sürekli bir göç hareketi var son dönemlerde sürekli göç alıyoruz. Yine arkadaşlar hani değişik bölgelerden, coğrafyalardan geliyor bu insanlar, muhacirler ve çoğunlukla boş topraklar üzerine köyler kurarak arkadaşlar yerleşecekler.
Bunlara da dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, sürekli yerleşimlerden sonra muhacirler birçok sorunla karşılaşacaklar. Yerli halk ile aralarındaki arazi anlaşmazlıkları da en önemli sorunlardan birisi olacak. İster istemez arkadaşlar sıkıntılar yaşanacak. Hani göç öyle basit bir olay değil. Şimdi gençler, burada ilk bölümümüzü bitiriyoruz. Dediğim gibi hani çok uzun bir ünitemiz değil zaten. Son bölümümüz, ondan sonra sizinle TYT, AYT başlayacağız. Genel tekrarlara başlayacağız arkadaşlar. En baştan 9. sınıftan başlayacağız ve gidebildiğimiz kadar artık bu süreç ne kadar devam ederse o şekilde arkadaşlar konularımızı devam ettireceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İlk bölümümüz burada bitti arkadaşlar. Videoyla beraber notlarınızı alıyorsunuz ve özelden gönderiyorsunuz. Hepinize başarılar diliyorum.